Herkese Hindistan'dan selamlar. Şu anda Hindistan'dayım ve Hindistan'da Delhi'deyim. Hindistan'daki ilk günüm. Şu anda Delhi'de havaalanındayım. Daha yeni ulaştım. Saat sabahın 6'sı. Şimdi şehir merkezine Yeni Delhi'ye gitmeye çalışacağım ve Hindistan'daki ilk günümü beraber yaşayacağız. Karşı tarafta metro varmış diye duydum. Metroyu bulacağız. Metroya bineceğiz. Hem Hindistan metrolarını keşfetmiş olacağız. Bir tane Booking'den hostel ayarladım. Hosteli bulmaya çalışacağız. İnternetim de yok. Bayağı bir uykusuzum. Son iki gece neredeyse hiç uyumadım. Bayağı bir yorgunluk var o yüzden üstümde. Havaalanı çıkışında bayağı bir güvenlik kontrolü var ya. Çantaları arıyorlar metroya girmeden. Evet, metro biletini buradan alıyoruz. Hello, New Delhi, one ticket, please. Which site? Platform number 3, one level down. Number 3, thank you so much. Metroya böyle güzel heykeller yapmışlar. Gayet güzel duruyor. Hepsi böyle melek galiba, kanatlı kanatlı yapmışlar. Hoş olmuş, güzel. Geldik ya, ulaşım çok basit ya, çok rahat. Havaalanından metroya biniyorsun. Hiç aktarma bile yok. Direkt Yeni Delhi'ye, yani New Delhi'ye direkt aktarmasız gidiyor ve son durakta iniyorsunuz. Çok rahat. Yani bakın şuradayız. Airport buradayız. Son durak New Delhi. 3-4 durak gittik mi şehir merkezinde olacağız. Hindistan metroları da öyle oluyormuş. Metro yolculuğunu bitirdik ve artık Yeni Delhi'ye geldik. Tuk tuk, no tuk tuk. Thank you. Where are you going? I'm here. Thank you so much. No, if you want Pahalgan, Minbazar, Arakashalo. Thank you. I'm here. Thank you so much, my friend. Pahalgan. Okay, thank you, bro. Şehirdeki daha ilk saniyede hemen insanlılar sıcakkanlı hemen geliyorlar tanışmaya. Manzara bu şekilde. Daha Yeni Delhi'deki birinci dakikamı bitirmedim. Gerçekten kaos, kalabalık hissediliyor şehirde. Which country? Turkey. Oh, welcome to India. Thank you so much, my friends. Şu an tuk tuk taksiye bindim. Videoyu çekemedim de az önce değişik bir olaylar oldu. Taksiye bindim. Birazdan anlatırım. Gidiyoruz şimdi bir sokakları keşfedelim şöyle beraber. Parganj? Yes. Why? Four days. What is problem? How many days stay Parganj? Parganj, I don't know, more than 1 week. 1 week. Today is my first day. Oh. 1 hour ago I came to India and learned thanks to you. War is in the India now. How many days stay Parganj? Parganj? Yes. 1 week. 1 week? 1 week. Delhi? Delhi, yes. Delhi, after Delhi, are going. After Delhi, I go to Agra, Varanasi, and other cities. Ya protesto. Hindistan'da iç savaş çıkmış arkadaşlar. Şansıma yani. Aha, kaza oldu. Şu arabalar vurdu birbirine. Kaza oldu ama hiç ilgilenen yok. Bak adam geri çıkıp gidecek şimdi. Bizim Türkiye'de olsa şimdi kavga çıkardı abi. Harbi kavga çıkardı. Bak onlar da kaza yapıyor, hiçbir şey yok. Dostlar bu arada ben de az önce videoyu da çekemedim. Yani Delhi'de iç savaş gibi bir şey çıkmış bayağı bir. Çok sıkıntı durumdaymış falan filan böyle. Beni de başka bir yerlere götürüyorlar şu an. Sağ olsun birileri yardım ettiler. Değişik bir şeyler oldu. Ben de hala anlamaya çalışıyorum. Haberim yoktu. Az önce havaalanından çıkınca, metrodan çıkınca öğrendim. Neyse müsait zamanda anlatacağım size daha detayları öğrendiğimde. Bir savaşa denk geldik herhalde. Bilmiyorum ne oluyor. Tam da savaşın olduğu bölgeye gideceğiz yani.
Orada konaklayacağım. Kalacağım hostelde, orada göreceğiz beraber ne olduğunu. Four days the centrum closed. Huh? Yes, yes. Well, I came here today. Yes. Not good time. Taksici diyor ki 4 gün önce iç savaş başladı Delhi'de. En gelinmeyecek zamanda gelmişsin. Şu an şehir merkezi kapalı. Her yer kapatıldı. Polis her yerde savaş içinde 4 gündür. Berbat durumda burası. En gelinmeyecek zamanda gelmişsin diyor adam. Bende de böyle bir şans var. So okay, I go to Agra today. Go by train or go by bus? Are you train ticket? No, I don't have. Bro, I came to India 1 hour ago. Oh, you're sleeping. Aa, bakın inekler var, biliyorsunuz Hindistan'da inekler kutsaldır, burada da var ineklerden. Taksici diyor ki ne kadar kalacaksın Delhi'de? Dedim ne bileyim bir hafta falan kalmayı düşünüyorum dedim. Ne bir haftası dedi, bu gece hemen git dedi. Burada durumlar çok sıkıntı, yapacak hiçbir şey yok, direkt bu gece git diyor yani. Ne yapacağımı bilmiyorum artık, bakacağız. Bak bir inek daha var burada. Burada da sokak yemekleri falan var. Delhi'nin sokakları bu şekilde. Burası yeni Delhi. Ya savaş mavaş var diyorlar da ben sokaklarda hiçbir şey göremedim. Beni mi korkutmaya çalışıyorlar, ne oluyor anlamadım da. Gerçi arka sokaklardan götürüyorlarmış beni. Savaş bölgesinden değil de savaşın olmayan arka sokaklarından götürmeye çalışıyorlarmış. Değişik yani. Şimdi kalacağım hostele geldim. Mahalle harbiden berbat. Kalacağım hostel burası. Şurasıymış. Şu bina olması lazım. Sokağı şöyle göstereyim size. Mahalle bu şekilde. Böyle bir yerde konaklayacağım arkadaşlar. Değişik yerler. Burada da dini bir şeyler yapıyorlar. Ben bir hostele gireyim de bir şu durumlara bir bakayım. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Değişik durumlar var. Savaş bilmemle falan. Artık bakacağız hayırlısı. Neyse gireyim hostele. Hostelimde Hindustan Bay Backpacker 7 hosteli. A few moments later. Şimdi hostelimden dışarı çıktım. Önce size bir etrafı göstereyim. Kaldığım sokak böyle bir yer. Bayağı bir dağınık. Ne arasanız var etrafta. Burası da arka tarafı. Şimdi ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorum ya. Ben de o kadar böyle ölü gibiyim, uykusuzum ki son iki gece hiç uyumadım. Hostele geldiğimde de saat sabahın 7'si mi 8'i mi neydi? Direkt uyumak istiyorum dedim adama da. Adam dedi 11'de check-in yapılıyor dedi. 11'e kadar bekle, 11'den sonra hani uyursun dedi. Saatte şimdi anca bekle 9 oldu. Acıktım iyice, dışarı çıktım. Bakalım biraz dolaşalım etrafı, ne var ne yok bir keşfedelim. Şu savaş olayı ne halde bilmiyorum. İnternet bağlantısı da yokmuş. Hostele girdim, internet çekmiyordu. Problem nedir dedim. Etrafta var bir problem falan dedi. Bir iç savaş kopmuş bir şeyler. Bakalım neyse, yürüyelim iyice. At var burada. Atı bağlamışlar. Yavrum sana ne yapmışlar orada öyle ya? Böyle bir ana caddeye benzer kalabalık bir yer bulduk. Böyle bir sokağa geldik. Bayağı bir sokak yemekleri falan satılıyor da. Ne yesem bilmiyorum abi. Hangisi yenir ki? O kadar yorgunluk var ki var ya, böyle yemek yiyecek yer aramaya üşendim. Çok ne yiyeceğimi de bilmiyorum. Şöyle artık muz aldım. Bunlardan yiyeceğim. 40 rupi dedi adam, hiç pazarlık bile yapmadan verdim 40 rupi de. Yarım dolar ediyor. Yarım dolar yani düz hesap bir 9-10 lira gibi bir şey.
Şimdi bunları hostele döneyim de yiyeyim. Sonra biraz uyuyayım iyice de bir dinleneyim ya. Bayağı değişik sokaklar ya. Hindistan'daki ilk günüm. Harbiden değişik sokaklar var. Valla dostlar alt tarafı bir yan sokağa geldim. Bulunduğum yer mi sadece böyle bilmiyorum ama böyle çok ürkütücü durmuyor mu ya sokaklar? Böyle insanlar kargaşası, böyle arabalar, motorlar, insanlar iç içe falan, çok böyle bir kargaşa var ya. Böyle çok değişik bu Hindistan ya gerçekten. Keşfedilecek çok şey var bu Hindistan'da, yapılacak çok şey var. A few moments later. Herkese günaydınlar arkadaşlar. Ölü gibiydim biliyorsunuz. Bir uyumuşum, kendime geldim çok güzel. Çok değil, bir 3 saate kadar uyumuşum. Öğlen saat 2.30-3 gibi bir şey olmuş. Bebek gibi rahatladım. Şimdi dışarı çıktık. Enteresan bir pazara geldim. Burada bayağı bir pazarlık şeyler satıyorlar. Domates, biber falan filan ne aklınıza geliyorsa. Çok yerel bir pazardayız burada. Şimdi benim burada ne işim var? Şimdi bir tane burada Türk bir gezgin arkadaşımızla buluşacağım. Adı Oğuzhan, onunla buluşacağım bir şekilde. Thank you. Çok fena salça oluyorlar bu arada Hindistan'a yabancı olduğumuzu görünce. Şimdi Oğuzhan diye bir arkadaşımız var, onunla buluşacağım burada. Yalnız ikimizde de internet olmadığı için mesajlaşamıyoruz. Bu sokaklarda bir yerde buluşalım dedik. Yakın hostellerde kalıyoruz. Ben ona Türkiye'den ayakkabı getirdim. Şöyle botlar var. Bunlar Oğuzhan'ın botları, ben Türkiye'deyken babası benim eve kargoladı. Ben de ona getirdim, bir de iki kutu ilaç falan getirdim. Oğuzhan'la buluşacağız, ona ayakkabısını ve ilaçlarını teslim edeceğim de bulamıyorum onu. Neyse, onu bulana kadar buradaki pazardaki şeyleri inceleyelim. Hindistan deyince zaten akla hep baharatlar gelir. Baharatçı dükkanına geldik. Her çeşit baharat var. Hello, how are you? I'm fine. Nice to meet you. Burada da bir baharatçı dükkanı daha var. Hindistan deyince zaten aklı hep köri gelir yani. Burada da farklı bir meydan buldum. Bayağı büyük bir pazarmış burası. Birçok şey var burada ya. Detaylı incelesek birçok şey satılıyor. Burada mandalinler var. Burada üzüm satılıyor. Yeşil üzümlerden var. Burada siyah üzümlerden var. Trafikte böyle. Trafik olayı çok ilginç ya Hindistan'da. İnsanlarla trafik iç içe gidiyor baksanıza yani. Yürüyenler buradan yürüyor, arabalar da buradan. Herkes iç içe ya. Ve pazar da burada. Çok değişik. Zaten sokak cidden çok kötü kokuyor yani. Gerçekten burnumun direği kırılacak yani, az kaldı. Havadaki koku çok kötü. Fena toz kalkmış yani, hava kirliliği gerçekten çok fazla. Burada da üzümcü var. Bu arada kim demiş Hindistan'da tuvalet dışarı yapılmıyor diye. Bakın bu gördüğünüz yer bir tuvalet. İnsanlar buraya yapıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde tuvaletlere yapılıyor. Şu trafikteki kaosa bakar mısınız? Trafik nasıl da kilitlenmiş. Baksanıza hele şu karşıdaki motorlar falan. İnsanlar da yürüyecek yer bulamıyor. Bu aradan yürümeye çalışıyorlar buradan. Cidden çok enteresan ya. Tam bir kaos var burada. Motorlar orada artık muhabbet ediyorlar birbirleriyle. Cidden bu Hindistan çok enteresan bir ülke. Burada da abimiz yemek pişiriyor burada.
tavada bir şeyler pişiriyor. Ve dostlar size bahsettiğim Oğuzhan'la buluştuk. Kardeşim hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? İyisin. Biraz kötü. Gelecek günlerde seni de bekliyorum. Bir anlatsana niye kötüsün? Yediğimiz yemeklerden dolayı. Ben şöyle bir bilgi vereyim. Kendisi 4-5 gün önce geldi Hindistan'a. Hani benden 4-5 gün önce geldi. Burada zehirlenmiş. Bayağı bir midesini bozmuş. Bayağı kötü, şimdi hap alıyorum. Bak bak, salça oluyorlar buradan da. Hello. No, not now. Don't you have? Bak, bak, sigara istiyor ya, sigarasını verirsin, çakmak ister. Çakma verirsin üstüne, bir de ciğeri kirlenmesin diye ciğer de ister bak. İstedikçe istiyorlar. Aynen öyle. Ve dostlar biz bir süre beraber olacağız. Bu arada sen de sosyal medya hesaplarını söyle, takip edebilirler. Benim YouTube hesabım var, aynı beraber kardeşimle gibi. Oğuzcan Yaşar diye takip edersiniz oradan, benim de ufak. Instagram'da, YouTube'da aynı isim. Yok, yol var bana benim Instagram. Instagram. Takip edebilirsiniz. Sağ ol, ben soyulduğum için Instagram'ı kullanamıyorum. Bir ay önce Tayland, Endonezya'da soyuldu. Geçen hafta Tayland'da telefonunu çaldırdı. Ben de kıyamadım ona, Türkiye'den ona bot getirdim. Özlemiş botlarını. Neyse, şimdi gidiyoruz. Bir yemek falan yiyeceğiz. Biraz dolaşalım. Bundan sonra bir süre beraber olacağız. Arkadaşlar selam. Bye bye my friends. Hindistan'da inekler kutsal, biliyorsunuz. İneği almışlar, burada taşımacılık yapıyorlar bu şekilde böyle. İnek demeye bir şahit lazım ona. Oğlum üzülüyorum ama ya bu hayvanlar için. Benim hostelin kapısında da bir tane at var. Bağlamışlar böyle boynundan atı. Eyvallah. Atı görsen ayakta duramıyor böyle, bayağı kötü. İşte babam gelin zamanına gittiğinde de moruk aynı olay vardı ya. Biz biraz bunlara göre bir tık çağ atladığımız için biz artık... Kanka bir tık çağ atlama değil yani, arada yüzyıllar farkı var yani. Şu ortam baktığımızda. Neyse, şimdi bir yemek yiyeceğiz. Oğuzhan zaten zehirlenmiş. Yürüyüşü bile değişmiş çocuğun zaten. Midesi bozuk. Ben de mideyi bozmaya gidiyorum arkadaşlar. Bu son videomuz olabilir. Bunu paylaşacağım. Eğer bir hafta boyunca video gelmezse bilin ki mideyi mort olmuşuzdur yani. Nerede yiyeceğimi bilmiyorum. Oğuzhan nereye götürürse onu yiyeceğiz. Ama o zehirlendiğin yere götürme beni. Başka yere götür. Şimdi bilmiyorum ki. Şurada yedim, orada yedim, burada yedim. Her yerde yedim. Biryani. Spicy normal. No spicy. No spicy. Fiyatlar burada yazıyor, gördüğünüz 81 dolar ediyor arkadaşlar. Yani 80 20 Türk lirası ediyor. En üstteki biryaniden alacağım 110. What do you know about Turkey? Yeah, I love Turkey and I love Turkey dramas. Serial do you like? Kuruluş Osman. Kuruluş Osman. Yeah, Ertuğrul. Ertuğrul, Diriliş Ertuğrul. Yeah, Diriliş Ertuğrul. Also, Indian movies are so famous of the world. Current Indian movies. Yes. The Indian movies are Shahrukh Khan and Salman Khan and Amitabh. These are famous actors. Very good, bro. Dostlar şimdi biz Hindistan yemeği tatmaya geldik. Oğuzhan beni böyle bir restoranta getirdi. Buradayız. Yediğimiz yemek bu. Yani gördüğünüzde pirinç, yani pilav. Buradaki Hindistan'daki adı biryani diye geçiyor burada. Hindistan'ın en ünlü yemeklerinden bir tanesi. Biryani kebabı. Biryani kebabı. Genellikle buradaki ağırlıklı olan Müslümanlar tüketiyor. Hmm. Zaten bak arkanda helal yazar. Yani ağırlık olarak bak şurada. Aha, kırdı. Kırdın. Birader bu Hindistan cidden çok değişik. Kırdı. Bakın şurada da yazıyor, helal yazıyor. Ya genellikle Müslüman yemeği ama Hindistan'da biryani kebabı diye meşhur yemeklerden bir tanesi. İçinde işte bu bizim arpa şeklinden yapılma pilav var, tavuk var. Tavuk suyuyla çektirilmiş bir yemek. Gayet güzel, tavuklu geldi bir de. Bir tadalım bakalım bir tavuğundan. Oğlum bir de acısız yap dedik var ya, buram buram acılı yapmışlar. Direkt acılı, zehirlenmemek için insan yemeklerinden acısız yapın dedim. Yemeğin tadından önce acı tat geldi. Burada acı, acısız dedim mi acılı oluyor, acılı dedim mi benim halim. Bayağı da acılı yalnız. Benim halime düşün. Bayağı yanmaya başladım, bayağı da acılı, neyse biz şunu yiyelim. Hadi bize afiyet olsun bana. Ve biz artık biryaniyi yedik, kalktık artık, güzel karnımızı doyurduk. Şimdi artık akşam oldu. Zaten ilk günün yorgunluğu var üstümde. Şimdi hostele dönüyoruz, biraz dinleneceğiz. Yarından itibaren Oğuzhan'la beraber gezip
Çok güzel videolar çıkartmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Takipte kalın. Çok teşekkürler video izlediğiniz için. Kendinize diğer insan videolarında görüşürüz. Bay bay.